الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله، إذا السماء انفطرت. Sure-i İnfitar derler çünkü İnfitar kelimesi başında var. Onun için bu sureye İnfitar suresi tesmiye buyurmuş. Bu sure-i celile Mekke'de nazil olmuş. 19 ayet, 80 kelime, 327 harften ibarettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyor? Kıyamet ahvalini gözüne getirmek icap ederse, اِذَا الشَّمْسِ كُوْوَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ, bu göz önüne getiriniz, kıyamette neler oluyor? Bir de Halik-i Kainat dünyanın nihayeti olduğu için mülkünü kenar edecek, o zamanı gelmiş. Bir insan evini yetmek isterse evvela domini yıkıyor. Sonra kenarları, sonra diyorları, sonra yere gelir. Allah Celle Celaluhu da mülkünü yetmek istiyor, bu dünya mülkünü. Evvela semalatı parçalıyor. Sonra yıldızları indiriyor, sonra ay yıldız gelir, sonra yere gelir. Bu tertibidir. Yukarıdan. Evet, yukarıdan başlanıyor. Evi yıkıldığı zaman tabi domdan başlayacak. Neyse, Allah Celle Celaluhu da semavattan başlıyor. Nizam-ı ilahi. اِذَا السَّمَاءُنْ فَتَرَتْ, semalar, gecler parçalandığı zaman, yani en şakkat, harf-i ilahiden bunlar parçalandığı zaman. وَاِذَا الْكَوَاكِبُنْ تَسَرَتْ, kevâkib, yıldızların tükürdüğü zaman. Tabii semavat yıkılırsa yıldızlar tükürür. Ve izel biharu fücret, denizler fecret, yerinden kaynamak. Denizler kaynıyor, birbirine karışıyor. Ondan sonra bitiyor, yerinde ateş hazır oluyor. Ve izel kuburu bu'siret, kubur, kabirdeki, kabir ehli, kabirler gönderildiği zaman, bu'siret ila ardul mahşer. El-mahşerden. O zamanlarda alimet nefsun ma kaddemet ve akharet. Her nefis sahibi biliyor ne yaptığını. Ben şimdi zaten bundan evvel de ölüm zamanında, kabir zamanında yeni makamını görüyor, mücmelen halini biliyor. Fakat orada mufassalen biliyor. Alimet nefsun, bilir o vakit her nefis, her nefis sahibi, her insan ma kaddemet ve akharet. Neyi takdim etmiş amal-ı salihadan? Ve neyi tehir etmiş, yapmamış, onu görür. Mananın biri bu. Bir de ma kaddemet minel sadakati ve ma akharet minel khayrat. Sadaka olarak kendi hayatında gönderdiği ve geri bıraktığı mirav arasılara bıraktığını görür, bilir. Ne yaptığının hesabını bilir. Sanık-ı Kainat Celle Celaluhu muhatebe şeklinde diyor ki ya eyyuhel insanu ma harrake berabbikel kerim. Ey insan, nedir seni mağrur ediyor kerim olan Rabbinin kereminden? Kerim olan Rabbinin kereminden seni mağrur eden nedir? Neye güveniyorsun, Allah'a karşı asyan ediyorsun? Nedir seni mağrur etmiş? Berabbikel kerim, kerim olan Allah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ağzının azıldığı zaman diyor, garrehu nefsuhu, garrehu nefsuhu diyor. Sonra bazı müfessirinler de demişler ki eğer böyle hitab-ı ilahi bana vakı olursa diyeceğim ya Rabbi senin keremin beni mağrur etti. Keremine güvendim de yaptım. Öyle demişler. Mâ garreke nedir seni mağrur etmiş ve Rabbikel kerim? Kerim olan Allah'ın lütfine seni mağrur etmiş de emrini ifa etmemiştir. Ellezî halakake, o Allah ki seni yoktan var etmiş, halk etmiş. Halk ettikten sonra bir parça et. فَسَوَّاكَ, tesviye etmiş vücudunu. Mütemmantazan bir kâmet, bir şekil, bir suret vermiş. فَعَدَلَكَ, bütün vücudların muadil olarak, müsavi olarak halk etmiş. Malum ya, insan en mehlukat-ı ilahiyenin içinde en güzeli insandır. İnsanın şekli kıyafetinden eğer daha iyi şekil bir mehluk olsaydı, Halik-i Kainat Habibini o şekilde göndermişti, gönderecekti. Lakin mehlukatın içinde insanlardan daha güzel bir itidal, bir hal olmadığı için mahbub-i ilahi de bu şekilde zuhur etmiştir. Seni yoktan var ettikten sonra da müsavat, müstevil hılka, hılkati müsavat, her şeyin bir yerine, mesela insanın yüzüne baktır, diğerinin de yüzüne bak,
onun eğer burnu öbürüsüne gelse çirkin olur, onun gözü öbürüsüne gelse çirkin olur, yeri yerinde halk etmiştir, müsavi halk etmiş. Fî eyyi suretin mâ şâ'ara rekkebek, mâ tekil içindir. Fî eyyi suretin şâ'ara rekkebek, herhangi surette arzu etmişse Allah, o şekilde seni halk etmiş. Kimi uzun boylu, kimi kısa boylu, kimi şişman, kimi zayıf. Hilkette birbirine müsavi değildir insanlar. Kimin zekavati fazla, kimin ortaya, kimin hiç yok. Vücutta böyle beşeriyet, böyle halk olmuştur. Onun için bir şekilde olsun efendim, ben de onun gibi kanuni ilahi de yok bu. Olmadıktan sonra bunun imkanı yoktur. Cennete girdiğimiz hafta söyle ama. Cennet, orada münazara yok onun için. Orada kalp temizlenmiş, ayet vardı ya, kalbi temizleniyor. Hiçbir üzüntü kalpte kalmıyor, hasad-ı kibri filan. Bir nihalde geçiyor. Lakin dünyada bir şekilde yaşamak imkanı yoktur. Allah o vücudu böyle halk etmemiştir. Vücudu, hepsinin vücudu bir aynı değil. Hatta hayvanatın bile, iki koyun birbirine tam benzemiyor. Hatta yapraklar bile, ağacın yapraklarının iki tane birbirine aynen benzemez, bir fark vardır. İnsanlar da böyledir. Madem ki fark var, akılda fark var, vücutta fark var, manşette fark var, idare ortalığında da fark vardır. Bu tabi neydir bu? Yani Allah-u Teala bunları yaptığı kendi nimetlere karşı niye mağrur oluyorsunuz? Nedir sizi mağrur ediyor da emrini dinlemiyorsunuz? Kella, vazgeçiniz inkardan, kıyameti inkardan ve rahmeti ilahiye mağrur olmaktan. Yani Allah'ın rahmetine mağrur olup da asyan etmek, bu da aynen şeytanın telkinatıdır. Efendim Allah gafur rahimdir, yaptı bakayım, bu olmaz bu. Allah bak, gafur rahim olduğu gibi razzaktır. Hem de tehdit ile emretmiş, اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Razzak olduğu halde kısmeti yanda etmek için her türlü düşünceleri yapıyorsun. Öyleyse rahim olduğu halde yine o yolu beyan intikap etmek lazım. Razzakiyette dönemiyorsun, çalışıyorsun fakat rahmet cihetini ihmal edersin. Bu da diyorum. Diyor Mevlana, اَنْكِمِ قُوْيَدْ غَفُورَ السُّرَحِيمِ اَنْ هَمَزْ دَسْتَانِ اِنْ نَفْسِيلَيْنِ. Biz diyor Allah gafur-u rahimdir diyen, evet amenna gafur-u rahimdir ama azab-ı ile elindir. Gafur-u rahim diyor, telkin ediyor, mekfretine dayan da günah yap. Bu şeytanın telkinatidir. Yap ve Allah affeder. Bu şeytanın nefsin telkinatidir diyor. İnsan yalnız kelam-ı ilahiyi düşünmez. Kelam-ı düşündüğü zaman kahre-i ilahi de getirecek ki havf-ı rica arasında bulunsun. Eğer yalnız kelam-ı olursa azabını inkar etmek çıkar. Kella bel tükezzibûne biddîni. Kella vazgeçiniz, radiyaliz. Bu iktirardan, bu inkarıya, kıyametin inkarından vazgeçiniz. Bel tükezzibûne biddîni. Böyle yapanlar dine, Kur'an'a, dinin esası olan Kur'an'ı tekzip etmektir. Rahmet-i ilahiyeye dayanır. Azabını hatırına getirmek, o Allah'a karşı bir havf-ı ricayı bırakır zaten. Havf'ı terk etmiş olur. Öyleyse dini terk etmiş olur. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Biliniz ki sizin üzerinde muazzaf, memur olan hafızlar var. Allah-u Teala'nın tayin ettiği iki melek, biri sağda biri solda, hızlı ediyorlar sizin yaptığınız ameli, tespit ediyorlar. Soldaki sağdaki hayratı, soldaki şerleri hafızdır, hızlı ediyor, tespit ediyor. Kiramen, yani kiramen ala Allah'ı. Bunlar nezd-i ilahide makbul mahluklardır. Melekler asyan etmezler, Allah'ın emrini ifa ediyorlar. Katibine tespit ediyor, yazıyorlar. Bütün yaptığınız halleri tespit ediyor sahife-i amalda. يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Bilirler sizler senin yaptığınız. Bunu böyle muhafaza ederler, kıyamette insanın eline verirler. Tabi insan iki ne olur? Ya اعمال-ı صالحه sahibi olur da meali cennet olur. Ya اعمال-ı seyyah sahibi olur da meali cehennem olur. Fakat insan kendi harekatını, acaba ben neyim diye anlamak isterse, kendi harekatını elimizde olan düstur, Kur'an-ı Azimüşşan, yani şeriat. Şeriatten açık söylemekten biraz şeyli oluyor da Kur'an diyoruz. Kur'an şeriat demektir. Ahkam-ı ilahiye kendini ölçerse, kendi mahiyetini, kıymetini
anlayabilir kendisini.